Merhabalar, ben Köftes Köfte. Merhabalar, ben de Kumaçam. Ve bugün sizlerle Enigmatica 8'deyiz. Bir an mod paketinin adını düşündüm ve unuttum. Arada oluyor bana. Ve sevgili Kumaçam Hanım, kendinizi tanıtınız efendim. Şöyle tam Instagram profili yükseltiyim. Köftenin eşi. Paçi, Dio ve Pamuk'un annesi. Evet, hangi çocuğun en sona sakla ayrıldığını anlayın artık. Bamuk. Bunun dışında gerçekten oyun oynamayı çok seviyorum ama Minecraft'ı köfteyle deneyimleme durumum oldu. Açıkçası çok sevdim. Gerçi bazen sanırım onu kızdıracak hamleler de yapıyorum ha. Bu arada ufak bir detay, bu serinin asıl amacı Dilara'ya, yani Kumaçan'a modlu Minecraft'ı öğretmek. Çünkü kendisi daha vanilla Minecraft'ta 1-2 ay önce tanıştı. Evet, bu arada her seferinde Dilara'ya hesabını açtığımızda skin'i değiştireceğiz diye diyorduk. Fakat her seferinde üşeniyoruz. Evet. Şu an bayağı çirkinim. Bu arada mesela bu skin bayağı bildiğiniz zenci değil mi? Dilara muhtemelen tanıdığım benden beyaz nadir insanlardan biri olabilir. Bayağı yani böyle koluma baktığımda bütün damarları falan görüyorum. Ve ufak bir detay. Benden beyaz olmak cidden büyük bir başarı aslında düşününce. Bununla ilgili de böyle komik bir anım var. Dedim ben niye hiç bronzlaşamıyorum küçükken. Annemden gizlice bronzlaştırıcı krem alıp her yerime sürmüştüm. Sonra bekledim 1-2 saat, hiçbir şey olmadı. Böyle, kötü bir anım. Evet. Şimdi, modlu Minecraft ile vanilla Minecraft arasındaki fark zaten kendi kendini biraz gösteriyor. Ama ilk olarak ilk etapta göstereceğim şey. Hazır mısın? Evet. E'ye bas. Vay! Ekran tamamen farklı değil mi? Evet. Şu yandaki alan, bu sürümde J.E.I. Eski sürümlerde Nothing N.E.I. Just Enough Items, Nothing Enough Items. Burada mesela orada rastgele bir bloğa tıkla. Okay. En tıklamaman gereken bir şeye tıkladın. Şu kovalardan birine tıkla mesela. Ama şimdi bir rastgele bir şeye tıkla. Tıkladım. Sana onunla neler yapabileceğini ya da onu nasıl craft edebileceğini gösteriyor burası. Çok iyi. Ve konum modlar olunca işin içine çok fazla şey girdiği için bayağı bir şey devreye giriyor. Bunun yanı sıra tekrar E'ye buradan çık escape olarak. Okay. Tamam, E'ye geri gel. Burada öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Bir team oluşturma. Create Party. Köfteistan Malika Malikanesi. Bu sadece şey gibi böyle sanki. Create Party. Emoji seçiyor. Sana evet, şimdi şu en sol yukarıda. Evet. My Team'e tıkla. Aynen. Orada dur. Yok, ona tıklama. Pardon. Sana bir invite gelmiş olması. Çık orada. Tekrar çık. T'ye bir bas. Evet, buraya geldi. Buradan mı direkt? Evet, tamam. Okey, okey. Tamam, buradan kabul edelim. Böyle yapmış. Şimdi tekrar E'ye bir gel. O demin My Team'e tıkladın ya, onun yanına tıkla. Quest. Burada quest ağacını göreceksin. Orada task'ın yanına bir tane checkmark diyor. Yukarı. Aynen. Tamam, içindeyim. Tıkladığında ilk görevini tamamladın. Ve şu an o yanındaki ödülü alabiliyorsun. Bu arada parti olduğumuz için sana da mı geliyor? İkimize de geliyor. Birimizin bir görevi tamamlaması yeterli ve başlangıç yemeklerimiz geldi. Bu mod paketini özellikle seçmemiz sebebi bayağı başlangıç düzeyinde bir mod paketi ve aslında questleri öğretiyor insanlara. Questleri demişim, modları öğretiyor. Modum welcome. Modum düşük. Aynen. Tabii ilk önce bir standart Minecraft başlangıcı. Bir de ağaç kesmece. Ağaç. Yumrukla ağaç kesmece. Oo, bir şey soracağım. Evet.
Lavanta mı bu ne? Hiçbir fikrim yok. Bir şey söyleyeceğim, leylak bu ya. Ve bu arada bizim kedilerden biri galiba osurdu. Hayır, kaka yaptı. Ya gerçekten beyin olmamı istemiyor. Bu arada benim İngilizce kanalları kanalı izleyenler şöyle bir şeyin farkındadır. Itina ile Paçi ben video çekmeye başladığımda sırtıma atlayıp durur ve dolayısıyla da arada videoların ortasında ben şat diye bir hedef ödülerim. Ben deminden beri ne yapıyormuşum biliyor musun? Ne yapıyormuşsun? Nimetle oynuyormuşum. Ben nimetle ağaç kesmeye çalışıyormuşum arkadaşlar. Tamam, neyse elime aldım. Garavel bunu beğenmedi. Peki aşkım neden mavi göz? Evet, bunun esprisini söyleyelim. Kullandığım skin 9. doktor. Mavi gözlü. Dilara benim Minecraft skinimi gördüğünden beri bu soruyu soruyor bana. Ve başlangıç için bir kazı işlemine girişmemiz gerekecek. Bir şey söyleyeceğim. Balta olsaydı daha kısa sürede kesme gibi evet. Bir şey var mı? Ya. Var. Normal vanilla Minecraft gibi. Tamam, bir farkı yok. Ya burada hoşuma giden şey yandaki map oldu. Şişt, gel. Dur, gel. Şunu da alacağım. Al sana bana. Hı. Al sana renkli crafting table. Mor. Bu arada beni tanıyanlar için ufak bir detay. Mor benim favori rengimdir. Çok sever. Ciddi anlamda evet. Mor benim favori rengim. Ve şimdi şunu da bir kazıyım. Lan mı var orada? Evet. I love you. Oradan biraz uzak durmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burası birazdan çok güvenli bir güvenli olmamaya başlayacak. Aa! O. O ne? İskelet. İskeleti ıstırkak diyor. Gel buraya. Oh yeah. Oh, kaç. Aa, kaç 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 kaç. Uzak kaç oradan. Aa, buradaymış. Cadı. Yemin ediyorum bak düz tamam gibi adama upuzun burun yapıp cadı mı demişler? Ha. Ah güzel güzel kömür de var. Ha aldım aldım kaçırmam. Evet. Torçumuz hazır. Buraya gelsene. Bu mağaraya yerleşelim bence. Aynen şeytan buradaymışsın zaten. Peşinde geliyorum zaten. Kalk. Hihihihihihihihi. Yatak gerekli mi? Yatak yapamıyoruz şu an. Hmm. Ama kendimizi koruyacağız. Korumak için şöyle bir şey yapacağım. Ha. Oh. Evet, şimdi benim için çok yabancı bir şey. Oyunun başında kapı craft etmek. Ben buna alışkın değilim arkadaşlar. Beni bilen biliyor. Bayağı benim oynadığım mod paketlerinde o kapı muhtemelen 4. bölümde falan craft edilebilir hale geliyor normalde. Bu arada elime bir tane ansiklopedi düşmüş. Sana da gelmiş mi? Bende yok. Tamam, muhtemelen cadı bir düşürdü. Aa, şu an geldi. Ben attım çünkü. Evet, şimdi bu mod paketini neden seçtim? Bir, zor bir paket değil. Zaten ilk 5. dakikada kapıyı craft etmemizden anlamanız lazım. Ben de ona şaşırdım. Ben de kazıyım mı böyle? Olabilir. Biraz taş da toplamamız lazım aslında. Aslında taş toplamamız lazım biraz. Yani seni toplamam lazım. Evet, izleyici... hayatım pickaxe'in yok galiba. Elimle yapıyorum, ne yapayım? Yok. Elinle taş kıramazsın. Dur sana pickaxe yapıyorum hemen. Kristalle kırayım. O kristal kola olur. Hazır mısın? Yep. Vallahi what? Aldım. İlk pickaxe'iniz. Maden de dumandır.
Çok fazla deşmeden. Şimdi. Ben o esnada bir questlere bakacağım hızlıca. If you are new to modded, it can be daunting to figure out. Evet. Hayatım. Questlere bir gel. Ha, questlere. Ya, ünlem olan bir tane quest var ya. Bu arada Paçide kucağıma atladı. O Evet. ödülü al. Bu direkt olarak modlara yeni başlamış insanlar için her Hakaret şey ediyor sanki. Bilal'i anlatır gibi bir modlara giriş. Ben incindim şu an. Tamam, kapatıyorum bunu şu an. Aynen. Questlere de bakmaya devam edelim bu. West. Peki, tamam. Yaklaşık tam bir tane kitap yaptığımızdan bunu yapabiliyoruz. Exploration. Bunu şimdi almayacağım. Evet Challenges. arkadaşlar, yorumlara daily questlerinizi yazabilir misiniz? Mesela çöp çıkarmak günlük hayatta gerçekten. Olabilir. Mesela Günlük kedi koku hayat. temizlemek. Evet, o önemli bir şey. Tools and Armor. Evet, buradan questlerden ilerleyeceğiz. Tetra diye Tetra modunu an itibariyle ben de burada görmüş olacağım. Çok Bak, adını duydum. Çok fazla nefret edenini duydum. bunda şey, bir de üstünde durduğum zaman ne olduğunu gösteriyor. Evet. Diğerinde yoktu bu. Vanilla Minecraft'ta yok. Çünkü Çok onun kötü işte. bunu ekleyen modun adı aslında onun da adı çok değişiyor. Vayla var, Jade var. Aynı işi yapıyorlar hepsi. Storage. Ben yıllar önce bu oyunu bir denedim. Bende de şey var, böyle bir canlı bir şey geçince bir tane vuruveriyorum. Sonra bir köpek miydi, kurt muydu, ne o? Aynı Öldü. şey. Minecraft'ta aynı şey bu arada. Evet, öyle durumlarımız söz konusu. Şimdi, ilk başta yapmamız gereken şey şu. Bu yeşil gördüğüm şey ne? Bakayım. Gerçekten anlayamadım niye var. Aa, bir tane yakınlarda bir tane güçlü yaratık var galiba. Tamam. Onu belirtiyor. Tamam, şimdi yapacağımız şeylerden bir tanesi. Burada istersen benim ekranıma bak. Bu arada ufak bir detay, arada yankı falan duyarsanız bunu şöyle bir durum söz konusu. İki tane yan yana duran bilgisayardan iki farklı mikrofon ile bir kayıt yapıyoruz. Kaydımızda da şöyle bir sistem söz konusu. Dilara'nın mikrofonu Dilara'nın bilgisayarına bağlı, benim mikrofon benim bilgisayara bağlı. Pipewire'ın ağ üzerinden paylaşımı üstünden Dilara'nın mikrofonundan gelen sesi bana aktarıyoruz. Ama iki bilgisayar da yan yana olduğu için az da olsa birbirimizin seslerini algılayabiliyor mikrofonlar. Bunu ince tweakler vesaire ile halledeceğiz bir noktada da. Hani öyle bir durumumuz söz konusu. Ha, dur. Mikrofon show. Pattern. Ha. Dur, senin ekranına bakıyordum. Evet. Şimdi mesela şuraya pattern yazdım. E'ye Tamam. geldiğimiz ekranda. Aradığım bir item bu. Mesela. Şu an buna tıkladım. Pattern nasıl craft ediliyor onu öğrendim. Şimdi craft edeceğim. Burada birkaç tane var. Hangisini için? O aşağıda şu karemsi olan. Benim ekranıma bak. Şu. Senin craft etmene gerek yok. Ben şu an ediyorum. Şu an sadece sana... Aa, tam bana göstermek için. Evet. Bak, pattern'ları şu an craft ettim. Tamam. Ve bir adet quest'i tamamladık. Şu quest'i. Pattern'ları tamamladık. Ve bize bu kitabı verdi. Bu Tinker's Construct diye bir mod var. Tamamen tool'lar üstüne bir mod. Alet edevat üstüne bir mod. Bunun girişi. Evet, şimdi bunu yaptık. Bizden şimdi ne istiyor başka? Crafting Station yapmamızı istiyor. Crafting Station'da herhangi bir crafting table ve pattern ile.
Şunu keselim. Şöyle ve şöyle yaptık mı? Crafting Station'ımız hazır. Crafting Station'ın güzelliği... Galiba sen de bir tıklasana. Crafting Station'a. Çık buradan. Bir dakika. Escape'e basman lazım. Yok, şunu silmedim. Gerek yok. Ha, bu arada oraya... paçı ortalığı dağıtmaya da karar verdi. Evet. O Crafting Station'ın yanına gel. Bu arada yukarı zıpla bir. Aynen. Üstünde görüyorsun bir şeyler değil mi? Evet. Sağ tıkla. Mesela ben şu an bir şey daha ekleyeceğim. Şu an benim yaptığım resipiyi sen de görebiliyorsun bu sayede. Evet, şey üstünde de görsün. Evet. Bu sayede birden fazla resipiyi beraber daha sonra hem eşyalar burada kalıyor hem de birbirimizin ne craft ettiğini görebiliyoruz. Ve ben de kendime bir tane... Aynı anda da craft edebiliyoruz bu durumda. Aynı şeyi evet. Fakat birden fazla craft yapmaya kalkıştığımızda sıramızı beklememiz gerekecek. Evet, kedi terörü. Evet, burasıyı muhtemelen editleyebilirim. Evet. Bu Crafting Station'ı Tinker's Construct ekliyor bize. Senin devre soya ağacı gibi. Şimdi. Crafting Station'ı bize craft ettirdi. Bizden şimdi Part Builder diye bir şey istiyor. Yapalım hemen. Part Builder'ımızı. Yaptık. Ve şuraya koyalım mesela. Part Builder geldi. Part Builder'dan sonra benden Tinker Station istiyor. Bunların hepsinin ne işe yaradığı an itibariyle öğrenilecek. Tinker Station'da böyle koyalım ve şimdi Diloş Hanım. Yep. Sana şunları vereyim. Ya dur. Crafting table'a gel. Evet. Oradaki pattern'ları al. Craft'ta koyduğum şeyi al. Aldım. Tamamdır. Şimdi şu part builder'a, şu üstünde durduğum bloğa gel. Okay. Tıkla. Pattern'ları koy buraya. Sen de koy. Tamam. Koydum. Şimdi şuraya taş koydum. Taş koydum. Buradan ne seçeceksin biliyor musun? Pick head. Aynen. Tamam. Seç. Yandaki o pick head'i al. Aldım. Tamamdır. Şimdi bir de tool binding baştaki. Al onu da. Ben de birer tane alayım. Şimdi tool handle. Baştan ikinci. Onu da aldık. Al. Tamamdır. Şimdi gel yanındaki bloğa. Geldim. Aynen. Şimdi oradan diyorsun değil mi? Aynen. Oradan pickaxe'i seç yandaki seçeneklerden. En tamam. Alttan ikinci. Yok, en sondan ikinci. Tamam. Seçtim. Orada gösterdiği yerlere o parçaları yerleştir. Aman tanrım. Tam bir yukarıdan bir isim de verebiliyordun. Nasıl yani? Benim ekranıma bak. Benim ekranıma bak. Of. The Pick of Destiny diyelim. Ve yeni nesil pickaxe'lerimiz hazır. Ben seni kadar havalı isim veremeyeceğim. Taşa vur falan. Oh. Şimdi Tinker's Construct pickaxe'lerinin normal pickaxe'den ufak bir farkı var.
Bu fark nedir diye soracak olursan, bir, bunlar kırıldıklarında tamir edilebiliyor. Güzel. İki, bunlar upgrade edilebiliyorlar. Yani mesela normal vanilla Minecraft'ta pike daha iyi bir materyal bulduğunda eski pikeksi çöpe atıp yenisine geçiyorduk, değil mi? Evet. Burada öyle bir şey yapmıyoruz. Burada direkt olarak bodoslama aynı pikeksi upgrade edebiliyoruz ve görevden o kapır. Aynı pikeksi oyunun sonuna kadar kullanabiliriz. Çünkü o upgrade edile edile gelecek. Ve bunun Güzel. yanı sıra pikeks'e farklı özellikler de ekleyebiliyoruz. Bu bizim en başlangıçta kullanacağımız modlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra birkaç bir şey daha göstereceğim. E'ye bir bas. Şimdi orada envanterin üstünde küçük aşağı ok gibi gözüken bir buton var, değil mi? Bir ekranıma bak. Şu. Mesela şöyle dağıtıyorum envanterimi. Geçtim o koya. Tamam, evet gördüm. Benim ekranıma bak mesela. Şu an envanterimi dağıttım. Güzel, niye o? Evet, otomatik sortluyor. Ya benim için dağınık insanlar için yani Evet. Bu gerçekten. arada Dilara cidden oyun içerisinde Minecraft oynarken bayağı dağınık. Yani şimdi şöyle bir şey var. Sen de fazla düzenlisin. Mavi taş, yeşil taş, bebe mavisi taş. Dedim ki sen erkeksin. Mavi taş var tek senin için. Niye ayırıyorsun? 100 tane sandık. Evet. Öyle olması gerek. Peki. Neyse devam edelim. Şimdi J'ye bas. Ha, J değilmiş burada. M'ye bas. Benim suratım gözüküyor. Bu arada bir saniye. Hızlıca keybindings. Ben Kontrol. tıkladım buraya bir. Onu şimdilik boş ver. Çıkıyorum. M Aynen. gel. M çıktım. CI. Hangi journey map? Create waypoint, tamam. Show hide full screen map. Close. Tamamdır. Birden fazla... Lan! Bana damage vuruyorsun. Aile içi şiddet bu. Ay yemek yedi. Evet. Şimdi yapmamız gereken şeylerden biri bolca maden kazmak. Ama öncesinde biraz da ağaç toplamamız lazım. Yani bunun için benim biraz daha Baltamız yok. onu hemen yapıyorum. İki dene de. Dur. Quest benden ne istiyor? Normal balta. Tamam. Bir tane bounty, iki tane Prismatic smoke. ok mu? Aşağı as weapon. Aslında çok daha mantıklı. Aynen. Exit. Matok. Bir de ups, bu olmuyor. Bu oluyor. Tamam. Matok, gel bakalım. Diloş Hanım. Merhaba. Buyurunuz. Alamadım mı? Ya oha nereye düşmüş? İşimi baltaladın. Ha Değil bu mi? şey tamamdır. Bu maden kazmak için. Yok. Bu ağaç ve toprak kazmak için. Bu kürek ve baltanın karışımı bir Ya şey. evet buna baktım ilk defa gördüm. Evet, çünkü Tinker's Construct'a özel bir O zaman arkadaş. bunda da balkür olsun. Olabilir.
Bakalım gündüzde miyiz? Evet, gündüzdeyiz. Hadi ağaç keselim. Bu arada şurada da burada da bambularımız var. Bambular aslında güzel bir kaynak. Bir alet şey mi? Bakayım. Neymiş adı? Guzmanya. Aynen, Guzmanya aynı anda gördüm. Düz çiçek. Havada bambu kaldı. What? Evet. Ben de şey gördüm. Ağacın dallarında kalmış, değil mi? Aynen. Oluyor öyle. Ama ağacı kesince o düşecek. Bu arada modlu Minecraft'ın Vanilla Minecraft'a kıyasla bir güzelliği var. Bayağı büyük bir güzel. Aslında bayağı bir güzelliği var da bu çok önemli bir güzellik. Fast Leaf Decay diye bir konseptimiz var. Hani hatırlarsın normal modsuz Minecraft'ta bir ağacı kesiyorsun. Dalları yarım saat sonra düşmeye başlıyor, değil mi? O dalların düşmesini yarım saat bekliyorsun. Modlu Minecraft'ta o dalların hemen ona bağlı bütün odunlar kırıldığında o dallar hemen düşüyor. Mis gibi. Hava mı kararıyor? Evet. Gireyim mi? Olabilir. Şu ağaçları bir hızlıca keseceğim ben de. Ben bu ağacın şekli biraz ilginçmiş. Gıcıkmış. Sevmedim bu ağacı. Ama çok güzel rengi. Evet. Sadece gıcıklığını sevmedim. Ama çok güzel rengi. Bana bir şey vurdu. Allah'ım ok atıyor. Gel buraya, üstüne gideceğim. İskeletlerin adı bundan sonra Mr. Kalsiyum. Gel. Of. Mr. Aha. Calcium, sen hangi oyunda kime söylemiştin? Heroes of the Storm oynarken. Yay, Dilara'nın ilk ölümü. Bir dakika. Bunu kabullenemem. Diloş, ilk ölümün hayırlı uğurlu olsun. Spam diyorum. Neyse, Aynen. çok uzakta değilim zaten. Aynen, direkt. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok saçma. Üç kere vurunca öldüm. Vampir mi bu? Allah belanı versin. Bu ne? Hemen kaçalım içeri. Ben kaçamıyorum. Peşinde bir sürü şey var. Ben gündüz de yapamıyoruz. Benim de... Dünyana iniyorlar. Evet. Ben de onları kesiyorum. Nasıl kapıdan girersiniz ya? Bak bu ne? Bilmiyorum. Boynunda hayvan canavar. Bu arada direkt önüme atladığın için sana da bir vurdum. Fark et. Ya ben bu yukarıda kalayım daha mı güvenli? Yok, bunlar... Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar şey başladı bu? Aa, ben de Normal. bir akşam ezanından sonra eve girecek. Bir dakika. Evet. Mezarım var. Evet. Onu kırdığın takdirde içinden Evet, bunu sabah alacağım inşallah. Tekrar geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar çok yaratık beklemiyorum. Normal. Alışacaksın. Yok, gerçekten yani hani tek kapıdan geçiyorum. Kapıdan geçme istersen. Ben şu an çünkü gelen zombileri kesiyorum. O zaman burada karanlık olunca direkt kaçmam mı gerekiyor benim? Normal Minecraft'ta da öyle aslında. Ama bu kadar çok yaratık hiç denk gelmedi ya. Ne kadar oynadık. Ya kocaman Oh. vurma. Şu an benim bir canım var, o yüzden Al. Kocama vuralım. Of. Ölmüyor. Derisi kalıyor. Kapıyı direkt ben içeri girdiğim gibi kapıyı kapayacağız. Tamam. Gerçekten çok güzel bir sorun var. Neden dışarıda? Oh, Respawn Enderman yapıyor. gelmiş. Evet, Enderman'in gelmesi hiç iyi olmadı. Enderman'i kim agroladı? Bu Enderman'i kim agroladı?
Koş 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 koş. Enderman'e sakın direkt bakma. O siyah adama. Ha bu geçen gördüğümüz gök tamam sıkınca saldırı. Evet. Sakın ona bakma. Ben çıldıracağım, bunlar ölmüyor. Bu modda böyle bir farklılık mı var Damus? Yo. Evet tamdır. Ha benim yön duygum da kötü. Evet, görece olarak güvendeyiz. Enderman'i saymazsak. Gündüz olsun. Gündüz ola, hayır ola. Hangi şarkıyı armağan edersiniz bu? Çok ender bir arkadaşımızdır ender. Kendisi bu arada. Bu arada bir tane pantolon düşürmüşüm. O ne? Pantolon. Santraş şap. Ya şu an sende yemek yok değil mi? Var. Var mı? İstiyor musun? Yok, sana verecektim yoksa. Oldu ya. Oldu. Benim canım hala az. Başka bir yemek var mı sende? Açlığım tam doymamış. Doymamış tamam. Açlığım tam doymamış. Geri. Canım çektiyor. Değil mi? Bu arada diyetteyim gerçekten. Aa bir saniye, bir saniye, bir saniye. Enderman'i öldüreceğim. Hazır mısın? Enderman yenmek için bir numaralı yöntem. Dikkat et. Arkanda şu an kızgın bir Enderman var. Ne yaptın orası? Baktım. Kaçtı. Enderman 3 blok yüksekliğinde bir hayvansıl olduğu için giremiyor alçak noktaya. Aynen. O yüzden onu öyle bir şekilde kesiyoruz. Değilse de sıraya sığmayan benim hocam. Ha, aynı muhabbet, aynı muhabbet. Tabii Enderman'ın sıkıntısı sürekli ışınlanıp duran bir şerefsiz olduğu için. Ya sevimli geldi bana. Enderman'e sevimli diyen ilk tanıdığım insan olabilirsin. Üstelik kocaman da. Gündüz olmadı mı hala? Hayır. Haritadan görüyoruz bu arada gece mi gündüz mü olduğunu. Minimap muhabbeti en çok senin hoşuna giden muhabbet oldu değil evet, mi? Evet. Şey. O yüzden diğerine biraz alıştım ya bakmıyordum. Kapıyı niye kapamadın? Kapadım. Hayır açıktı. What? Evet. Ha. Dur, 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 ha. Ve beni kim arıyor? Ben de vurdum. Ve ilk Ender Pearl'ümüz bulundu. Gözlerin içine başka hayal girmesin. Ender. Ve ilk fırınımızda bir yapalım hemen. Furnace, furnace. Furnace. Yalnız. Biraz kömürden. Nigiri migiri şu anda bir sushi olsa var ya. Değil mi? Yapayım sana. Çok güzel yapıyor. Evet arkadaşlar, ilk Enderman'imizi de böyle kesmiş olduk. Bu mantık güzelmiş. Ve gündüz olmuş. Mezarına sağ tıkladığında mezarından her şeyi alabilmen lazım. Deminkinde yaptım. Heh, şu zombileri bir keselim. Yanmıyor mu onlar? Gölge var ya. Yok artık. Ya. Mesela şu yanıyor. Şu da yanacak. Al. Arkamda da zombi var. Evet. Zombilerimizi de kestik. Bilmem. Evet, bilmediğim bir moddan bir arkadaş gelmiş oldu bana elime. Creeper'dan uzak duralım. Sen şöyle bir şey yapalım. Ya sanki bunlar da ölmüyor muydu ya? Hayır, Creeper'lar şey.
Ve Creeper da kestim. Ayakkabım var. Neredesin? Ayakkabıyı sana vereyim. Ya ne kadar düşünceli. Al ayakkabı. Atamadım. Al ayakkabı. Hale ayağımın bir kabı var. Ve martı var. Yok martı değilmiş bu. Dur martı mı değil mi? Ümit var mı? Aa bu arada. Bir baksana yukarıda bir şey görüyorsun. Evet ne o onu soracağım. Ada. Çıkabiliyor muyuz oraya bir şey? Evet. Şu an değil ama ileride çıkacağız. Gelin. Evet. Künelerde. Ve bu şekilde de sanırım ilk bölümümüzü artık bitirebiliriz. Biraz absürt. Oh. Ben sen dayak... nesin aga? Bu ne ya? Bu şey... Köpek adam. Yani bu... Bu arada 1.7.10 sonrası mod camiasına uzak kaldığım için ben de bana da biraz yabancı olaylar. Yani şey... Aa sandık var. Evet. Ama umarım dost sandıklarımızdan değildir. Oo içinde bayağı güzel şeyler var. Chest. Bu chest'i muhtemelen alamıyoruz. Diye düşünüyorum. Evet. Bir gelsene. Alevlere değmeden. Hop. Geldim kendimdeyim. şey şu chest'i sen de lootlayabiliyor musun? Evet içinden sen de alabiliyorsun. Evet. Şimdi ayrı envanter oluşturuyor. Her şeyi almam gerekiyor. Al istersen hepsini. Ne olur ne olmaz. Bakayım ses ekranı neler. Aa, bu arada şöyle bir şey yap. Shift'e basılı tutarak elinde o item... Fareyle o itemların üstünden gezdir. Çok daha kolay değil mi? Gibi. Evet şimdi evimize dönüp... Ha bir de... Evimizin oraya gidip sana bir şey göstermem lazım. Gel bakalım. Ya pantolonu hipnoz ediyor benim şu an. Bakayım. Ohohoho. Şimdi. Şurada dur. Durdum. B'ye bas. Home de mesela. Yaz. Ha direkt yazayım. Okey. Ha burayı işaretleyeceğim istediğim renkte de. Aynen. Enter de. Elim görüyorum. Biraz uzaklaş. Biraz. Bu ne? evet gördüm. Şurada. Kırmızı yazılar kapatıyordu biraz onu. Ha o kırmızı yazı da senin ölümün. Onu ay. Silmeyi göstereceğim ben daha sonra sana. Siliyorsun git. Şaka yaptım. Evet. Ya bu şekilde. Bir de böyle mor ışık süzmesinin çıkması güzel. Ben gönlümü bulamayan bir insanım. Ah, bu arada torch. Torch'u craft etmenin burada daha ucuz bir yöntemi var mı? Evet. Yok galiba. Başlangıcı yok. Ayrı. Ha campfire stick pişirerek. Senin terapi... ayakkabın yanıp mı sönüyor? Ha evet enchantli bir şey düştü. Aa. Mana boost. Ama muhtemelen hemen kırılacak. Compress stone. Nazar saldırısı yaptım. Oh yeah. Ve kucağıma atlayan bir paçi. Şimdi şunları bir envanterimizden atalım. Ve hızlıca bir grup... Pardon, bambudan stick elde etme. Var mı? Yok galiba. Tamam o zaman hızlıca biraz stick yapıp torch yapalım ve bunu meadenlerde kullanalım. Evet o zaman Diloş Hanım. Kapanış mı? Evet kapanış konuşması.